Evet, karantinada yine bir günden merhaba. Bugün, daha doğrusu bu hafta ofise pek gitmek istemediğimizden dolayı şöyle bir fikir geldi aklımıza. Dedik ki acaba bütün YouTuber'larımız kendi evlerinden bir şeyler çekseler, bunları bize yollasalar, biz de bunları derleyip toparlayıp bir video haline getirsek nasıl olur? Yani YouTuber Duran'ın ev edition'ını yapsak nasıl olur dedik. Hatta durumu biraz daha geliştirdik ve YouTuber'ların günün belirli saatlerindeki hallerini derleyip bunu tek bir gün haline getirmeye karar verdik. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum ve yapıştırıyorum. Günaydın arkadaşlar. Gerçekten şimdi uyandım. Normal YouTube videolarında önceden planlanmış ve uyandıktan sonra kameranın açıldığı bir video değil. Şu anda yataktan kalktım ve telefonu direkt elime alıp sizlere bir video çekmeye başladım. Bugün bendeniz Delimine YouTuber Durağı için videonun açılışını yapıyorum ve hepinize buradan selamlar gönderiyorum Antalya'dan. Ne işin var lan sen ayakta? Uyuyamadım. Yani. Madem uyuyamadım bulaşıkır mı şey bu? Elimdeymişken kahve içecektim. Sonra buraya gelince bunlarla Angarya'yla uğraşınca uykum geldi. Allah'ın belalarını bitireyim. Uyuyacağım. Bu süreçte havuz temizlemeyi öğrendim arkadaşlar. Normalde havuzu temizlememize yardımcı olan bir abimiz vardı. Evimize gelip gidemiyor. Ben de telefon yardımıyla, YouTube yardımıyla bu havuzun nasıl temizleneceğini öğrendim. Gerçekten bakımı çok zormuş ama gördüğünüz gibi pırıl pırıl şu anda girmeye müsait. Güzelce temizliyorum ve hem videolarda kullanıyoruz hem de günlük yaşantımızda girmeye çalışıyoruz. Bahçemizde gördüğünüz gibi en garip noktalardan birisi bahçemizin ortasında bir araba olması. Bu videoyu YouTube kanalımızda izlemiştiniz. Balbasar benim çocukluk arkadaşım yani. Üniversite yıllarında kullandığım araba. Daha sonrasında da onu terk etmedim. Hem videolarda kullanıyoruz hem de restore ettik. İçi çok güzel. İçini göstereceğim size. Şöyle göstereyim. İçi de şöyle. Zaten videoları izleyen arkadaşlar biliyordur. Bu da bahçemizde bir dekor olarak duruyor. Aslına bakarsanız bizim bahçemiz olduğu için bizi çok kötü etkilemedi. Allah böyle küçük evleri olan ve çıkmamak zorunda oldukları için çok sıkılan arkadaşlara yardımcı olsun. Umarım bu günler de geçecek. Mutlu günlerimiz yakındır. Her zaman inancını kaybetmeyen, her zaman gerçekten mutluluğa ve pozitifliğe inanan abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak, bir arkadaşınız olarak hepinize Antalya'dan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ya bir kere de şunu şöyle attın mı? Girdi. Böyle girsin işte. Ve böyle olsun yani. Meyve yeme artık. Artık bir şu saçma bıçak, annemden kalan saçma sapan bıçak, iğrenç ötesi bıçak kullanma artık. Çok ses çıksın diye bir azıcıklı kapattım. Hiçbir şey de olmadı. Aksine eksik ses çıktı. Yani bak şöyle kapatsam daha çok çıkıyor. Bu sefer oldu biraz. Köpeğimin oyun saati. Köpeğimle oynuyorum. Karantina biter bitmez. Tipimden de anlaşılacağı üzere Kadir Alkan'a gideceğim. Berberimi çok ödedim. Kendisine buradan selamlarımı söylüyorum. Ama tabii onun yanında ailemi de görmeye gideceğim. Karantina bittikten sonra ilk yapmak istediğim şey direkt dışarı çıkmak olacak. O ayrı ama yani ben karantinada ailemleyim. Tabii ki güzel bir şey. Yoga yapıyorum bol bol. Bugün de güne öyle başladım. Benim için gerçekten çok güzel bir gün oluyor mesela şu an. Vallahi ben kendimi geliştirmek için herhangi ekstra bir şey yapmadım. Hani yine hep okuduğum sitelere gittim okudum. Yine işte haberleri hep beraber takip ettik. Ama böyle hani yok işte 14 gün evdeyiz, kitap okuyalım bilmem ne, yok şunları izleyelim, bunları izleyelim, bir şey katalım falan deyince onların da bence insanları strese sürüklediğine inanıyorum. Çünkü depresif bir hal var ve insanlar vakit de yitiremiyor gibi geliyor bana. Değil mi oğlum? Değil mi? Çocuğum bak bir bak. Bak elimi ısırma, ısırma, ısırma. Niye elimi ısırıyorsun? Şöyle bir durum da var. Yani 33 yaşıma kadar geldim. Anca bu kadar geliştim. İşte 14 günde mi? Bilim adamı mı olacağım? Hiç İstanbul'u bu kadar görmediğim, hiç İstanbul'a bu kadar uzun süre gitmediğim olmamıştı. Şaka yapmıyorum yani Ankara'da yaşasam da. En kötü 3 haftada bir kesin gidiyordum. O yüzden İstanbul'u çok özledim. En azından bu dönemden böyle bir sürü kazanımla ayrılacağım diyerek kendimi motive etmeye çalışıyorum. Bunun bir süreç olduğunu, biteceğine kendime sürekli hatırlatıyorum. Ama tabii normalden daha fazla dizi izlediğimiz, makale falan okuduğumuz da bir gerçek. Oğlum bırak şortumun ipini bırak. Bak yine ne yapıyorsun? Bu arada en çok hakikaten düzenli çalışmayı özledim. Yani her şey normal dönse de hakikaten adam akıllı işimizi gücümüzü yapsak hep böyle bir panik havası var. Hep böyle bir gerilim var. Lan bulaşır mı ne olacak? Evden çıkıyoruz ama dur bakalım falan filan gibisinden. Öyle. Yani şimdi buggy'yi böyle yorup oyun oynayıp enerjisini alıp işte 6-7'ye kadar böyle kendi kendine uyuyor böyle dinleniyor. Ondan sonra da tekrar mamasını verip dışarı çıkaracağız. Değil mi oğlum? Evet bu kanalı aldık artık. Ele geçirdik. Bu kanal artık bizi. Vermeyeceğim Ömer bu kanalı. Akıllı olacaksın oğlum. Ömer nasılsın? Şu an kızgınım sana. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Umarım iyisindir. Evet arkadaşlar biz de ne yapıyoruz? Çekimlerimize evde devam ediyoruz. Bahçeye çıktık şimdi. 10 numara bir çekim yaptık. Bu da bizim oluşumuz. Ya, Franco. Frank'in bakışa bak abi. Beni salın diyor ya. Yemek yemeyi çok seviyor. Bu arada iyisinizdir değil mi? İyisiniz değil mi arkadaşlar? Şimdi size bir oyun yapacağız. Bu oyunu yaparken 5 tane kart kullanacağız. Bunlar biraz büyük kartlar. Arkadaşlar şimdi bu 5 kartın sembolüne bakın. İçlerinden sadece bir tanesini seçin gözünüzde. Pekala tamam. Seçin. Şimdi düşündün onu. Seçtiniz mi? İçlerinden bir tanesine odaklandınız ve biz o kartı şimdi arasından seçeceğiz ve kaybedeceğiz. Bir dakika. Muhtemelen o kart şu. Şu.
Tamam, bir dakika. Şimdi içlerinden bir tanesini aldık ve 4 tanesi burada. Sizin kartınız artık kayboldu. Bakın bakalım kartınız burada mı? Burada değil. Çünkü seçtiğiniz kartı biliyordum. Vallahi güzel interaktif bir oyun arkadaşlar. Umarım olmuştur, güzel olmuştur. Karantina süreci nasıl gidiyor abi? Mükemmel gidiyor. Bu süreçte çok mutluyuz. Motivasyonumuzu, morallerimizi yüksek tutuyoruz. En mutlu olduğum şeylerden bir tanesi Murat'ı görmemek. Bulaşırsa ondan bulaşır. YouTube alemine bulaşırsa buradan sesleniyorum. Murat abi GF'den bulaşır. %100. Ömer, Murat'a çok sokulma bak. Vallahi ondan geçer ha. Aynen, dikkat et abi. Allah korusun. Şaka bir yana Allah korusun. Umarım iyisinizdir. Kıvanç Burak tarafında her şey mükemmel devam ediyor. Kanala abone olmayı, Kıvanç Burak olarak Kıvanç Burak kanalını takip etmeyi. Hadi yayınla, hadi yayınla. Yayınla, hadi yayınlayabiliyor muyum? Lan. Murat kalk oğlum, kalk. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi kalk gel. Hadi kalk. Kalk, tamam, kalk. Geliyorum ben. Geleceğim mi bakalım? Geliyorum, geliyorum. Yüz yüz geleceğim mi? Tamam, geleceğim. Şu an en büyük uğraştığım şey şu. Biliyorsunuz eğitimlerimiz bizim online'dan oluyor. Ben her gün ders çalışıyorum. Derslere giriyorum. Sistemde onlarla uğraşıyorum. Quiz oluyorum falan filan derken. Şimdi yapmamız gereken şey salona geçip orada ders çalışmak. Burada çalışma masası olması gerekiyordu iki tane. Fakat Trendyol bana bir tane gönderdi. Ve ben birazcık sinirliyim. Hala ikincimi göndermediler. Param hoşuna mı gidiyor? Neler oluyor? Şu an için evdeki genel durumum bu şekilde. Sabah uyanıyorum, biraz esneklik çalışıyorum. Biraz balkonda güneşleniyorum. Tam böyle sabah 10'da balkonumdan şöyle ufak bir güneş çizgisi vuruyor. Geçen sene bugünlerde deniz sezonunu çoktan açmıştım. O yüzden tabii insanı üzüyor yani sadece güneşe balkondan, pencereden bakmak. Ben ya daha kovuldum ben bunun üzerinde. Her şey bitince ilk ne yapacaksın? Sri Lanka'ya uçak biletim var, uçağı almıştım ben. 24 Mart'ta Sri Lanka'ya, sonra 14 Nisan'da Bali'ye gidecektim. İkisini yapacağım çünkü gezmem lazım. Kafayı yiyeceğim. Kafamdaki zaten birçok tahta eksikti. Şimdi tahta kalmadı, tahtayı böyle tamamlamaya çalışıyorum. Bu karantina süreci bittiğinde ilk yapmak istediğim şey denize gidip atlamak olacak. Umarım havalar soğumadan bu şansı bulurum. En çok neyden mahrum kaldın? Yeni insanlardan mahrum kaldım. Gezip yeni insanlar görmek. Gezip yeni insanlar tanışmaktan eğlenceli. Network anlamında. Network anlamında. Okey. Ve partilemeyi çok özledim, eğlenmeyi çok özledim. İnsanlara sarılmayı çok özledim. Ben çok sarılmayı öpmeyi seven bir insanım. Benim adım Buse ya, ben böyle doğmuşum. Güneşin altında gezip, video çekmek, arkadaşlarla buluşup güzelce eğlenmek, antrenman yapmak dışarıda. Şu an bunları yapamamak gerçekten büyük bir eksiklik hissettiriyor. Kendine ne kattın bu süreçte? Öncelikle yaklaşık bir 4 kilo katmışımdır. Mutfakta kendimi geliştirdim. Sonra denge tahtasının üzerinde, bak mesela. Bu süreçte dışarıda çok olduğumda evde yapmaya vakit bulamadığım ya da eve geldiğimde üşendiğim şeyleri daha fazla yapmaya çalışıyorum. Evde yapabileceğim sporu artık daha çok yapıyorum. Çünkü dışarıda çıkabildiğimde evde yapabileceğim antrenmanları biraz böyle es geçebiliyordum. Bir de mızıka çalıyorum. Şöyle diz çökelim. Normalde biz tabii ki çekimlerimizin çoğunu burada yapıyoruz. Ama özel çekimlerimizi, işte özel misafirlerimizin olduğu YouTuber'ların tepkisi çekimlerimizi, Twitch yayıncılarının tepkisi çekimlerimizi, biliyorsunuz fitness eğitmenlerini davet ettik, onları vesaire ajansta çekiyoruz. Yani YouTuber Duran'ın sürekli çekildiği Creator Station'ın ofisinde çekiyoruz. Şimdi tabii karantina mevzusu yüzünden herkes evlerde, yani bizim ekip de evlerden çıkamıyor. Bu yüzden çekimlerimizi YouTube'da ilk defa görüntülü konuşma üstünden yapmaya başladık. Açıkçası bana sorarsanız aynı havayı asla vermiyor. Bu dönemde yapılabilecek tek şey bizim için buydu. Bunu da nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Buraya gördüğünüz gibi bilgisayarımı koyuyorum. Buradan webcam'imizi açıyoruz. Webcam de beni burada gösteriyor. Yani nasıl bizimkiler şuradaki sandalyeye oturup bu tarafa doğru bakıp tepki veriyorsa birazcık da onun aynı havasını vermeye çalışıyoruz. YouTuber'ların tepkisinden iki tane bölüm çekeceğiz. YouTuber'lar evdeyken. Bunu size göstereceğim. Nasıl çekiyoruz, nasıl ilerliyor vesaire. Öyle. Ömer'cim seni çok seviyorum.
Şu anda bir bebek mama sandalyesi kuruyorum. Karantina sürecinde herkes resim yapmaya daldı. İşte yeni hobiler buluyor falan. Ben de bebek mama sandalyesi yapıyorum. Niye diyeceksiniz şimdi? Hayır, bir çocuğum olmadı. O kadar hızlı değil, merak etmeyin. Şu anda bir gün boyunca kedilerime bebek gibi davranıyorum. O yüzden onlara bir beşik yaptım. Gördüğünüz gibi beynin içerisinde. Şimdi mama sandalyelerini yapıyorum. Video çekiyoruz şu anda. Şu anda karantina dönemiyle birlikte bayağı herkes zaten evlerine kapandı. Ama beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi samimiyet. Yani bizim işte arkadaşlarımızla birbirimizle olan bağlarımızı çok iyi videolarda yansıtıyoruz. İnsanlar da bunu seviyordu ama şimdi görüntülü konuşmayla tabii aynı samimiyeti yansıtamıyorsun. Yani fiziksel olarak karşılığında bulunan birisiyle yaşadığın şeyleri kameraya bakarak sadece yansıtamaz. Aynı goygoylar dönmüyor, aynı espriler dönmüyor. Beni açıkçası en çok zorlayan şeylerden bir tanesi bu. Bu süreçte de tabii yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Ben şu anda biliyor musunuz? Yani ilk başlarda sıkılıyordum gerçekten. Hani böyle bitsin istiyordum falan ama o kadar alıştım ki ben şu an bu duruma okey gibiyim yani evde oturma durumuna. Kendimi iyi hissediyorum evde. Hatta geçtiğimiz haftalarda evde oturmaktan böyle yüzümde sivilceler çıktı gerçekten. Ama şu anda birazcık daha geçti gibi. Kendimi daha iyi hissediyorum. Sürece birazcık daha ayak uydurdum. Yani tabii ki kimse çok mutlu bir şekilde evde kalmıyor. Hepimiz bu salgının daha kötüye gitmemesi için evde oturuyoruz. Günlerim böyle geçiyor, video çekerek. Yemek yapmayı öğrendim. Derseniz, yalan olur birazcık. Vlog kanalları, ne bileyim güzellik, makyaj kanalları, işte karantina vlogları vesaire çekiyorsa mesela işte karantina vlog 1, karantina vlog 2 evde yemek yapıp paylaşabiliyorsa biz bunları tabii yapamıyoruz. Yani format gereği, format bizi çok kısıtlayan bir format. Çok dışına çıkamıyoruz. Ama biz de ne yapıyoruz? Tepki vereceğimiz şeyleri koronavirüs üzerinden ilerletiyoruz. İşte enteresan koronavirüs, tırnak içinde cringe koronavirüs şarkılarına mesela tepki veriyoruz. Şimdi YouTuber'larla çektiğimiz iki tane eğlenceli video var. Biliyorsunuz işte herkes şu anda Zoom uygulamasını kullanıyor. Toplantılarını bu şekilde yapıyorlar. Bu görüşmelerde yakalanan fail'lar, trollemeler. Bu arada biraz basit anlattım ama gerçekten çok enteresan görüntüler var. Yani evde çıplak dolaşıp da görüntülü konuşmayla iş arkadaşlar rezil olanlar falan var bilmem ne. Dizlerim var ya mahvoldu. Dizüstü ben niye oturmuyorum bir yere de böyle çekiyorum hiç bilmiyorum. En çok kahve içmeyi çok özlemiştim. Allah'tan kahve problemine bir çözüm buldum kendim. Bir kahve makinesi aldım. Artık kaliteli kahve içiyorum. Onu çok özlemiştim çünkü Ice Americano'yu çok özlemiştim. Yani böyle bir restoranda oturabilmeyi özledim. Güzel yemekler yemeyi. Bu süreç ne zaman bitecek zaten? İnsanlar bitti hadi dışarı çıkın dediğinde gerçekten bitmiş mi olacak? Hani nasıl o kadar kalabalığa tekrar karışabileceğiz? Bu kadar kolay atlatabileceğimizi düşünmüyorum. Peki bu süreçte yaşadığın en komik şey neydi? Komik bir şey yaşamıyorum ben hiç. Bu süreçte hiç komik şeyler yaşamadım. Ben yalnızdım evde. Ne yaşadım? Benim hayatım bir komedi değil arkadaşlar. Benim hayatım bir dram sanırım. Peki en üzücü şey neydi bu süreçte yaşadığın? Ha üzücü bir tane bir olay yaşadım. O benim sinirimi bozdu mesela. İnternetimin kesilmesi. Sonra benim tabii ki herkesin karantinada olduğu için internetimi bağlamaya gelmemeleri. Murat abi GF'nin internetimi kullanıyor. Bak Murat abi GF draması da sizden çıktı. Vallahi tebrik ederim. İşte sorma. Arka odalarda telefonumun internetinden bağlanıyorum. Ben tuvalette mesela modem kullanma özgürlüğüm elimden alındı benim ya. Tuvalette video izleyemiyorum doğru düzgün. Hayvan gibi kilo aldım. Yanaklarım şişti. Hayatımda ilk defa 80 kiloya geçtim. Şu anda 82 kilodayım. Bu benim için bir rekor. Karantina bana hiç yaramadı. Çok kötü durumdayım. Lütfen yardımcı olun. Sizleri çok seviyoruz efendim. Sağlıcakla kalın. Evlerinizde kalın. Çok öpüyoruz. Çok güzel. Ya da tüm Türkiye ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Haber izliyoruz. Artık açarken şey diye düşünüyorum. Acaba bugün bana ne malzeme çıkacak? Beyler bir tane haber var. Masaj salonu baskını yapılıyor. Mutlu sonlu masaj yerine bu sefer mutsuz sonlu. Onu yazalım. Link atıyorum size haberiniz olsun. Bugün çıkmış. Karantinamız böyle geçiyor. Oturuyoruz. Sabah kalkıyoruz. Yatıyoruz. Sonra geri yatıyoruz. Geri kalkıyoruz. Yemek yiyoruz. Akşamları haberlere bakıyoruz. Ama ciddi anlamda karantina yordu beni. Harbiden. Hatta beni değil tüm Türkiye'yi yordu. Gerek fiziksel gerek mental açıdan harbi yorulduk. Ben bile bunaldıysam herhalde tüm Türkiye şu an Prozaklık. Olumlu yönde de etkiledi bak bu. Bu arada hani koronayla benim evde kalmam biraz daha fazla içerik üretimine sebep oldu. Çünkü sıkılıyor ne yapacaksın adam? Mecbur video çekeceksin. İşin kötü tarafı normalde bizim her videomuz farklı yerde, farklı mekanda. Artık ekiple bir araya gelemiyoruz, çekemiyoruz. Mecbur evden tek başıma kısa kısa Instagram'a videolar çekiyorum. Ama bitecek gibi düşünüyorum. Benim kendi tahminim Mayıs'ın sonuna doğru koronayı daha konuşmayız biz. Normalde evde ben tek kaldığımda sürekli sipariş verirdim işte şuradan buradan artık mecbur iş başa düştü. Tek o avantajı oldu yani artık makarnaydı, şuydu buydu. İnceden yapabiliyoruz. Bizim Adnan Menderes adamız vardır Adana'da. Ufak bir adamız, yarım adamız. Hafta sonları insanlar gidip oraya mangal yapar. Yaklaşık olarak 2 aydır mangal yüzü görmüyoruz. Balkonda yapıyoruz ama o da bizi tatmin etmiyor. Bak bak. Wow. Kadraja giriyor mu dedin? Alaylı olunca böyle oluyor. Ne var?
Sen sabah tıraş olmadın mı ya? Ne oldu ki? Çok çıkmış yine. Ha çıkmış mı? Aynen. Niye çıkmış o? Oğlum kesemedim ki. 2 bıçak ama yani 100 tanesi 2 lira. Nerede kullandın sen onu? Toplum paketten çıkardım. Ha yeni çıkardım. Yeni çıkardım. O 2 bıçaklıyla benim de tecrübelerim oldu. Hayır ya. O 2 bıçaklı hiç iyi değil. Ben bir kıymanaklı ıspanak yaparım. Ağzının suyu akar yerlere çeşme olur. Parmakların zaten kendi kendine erir. Toksik çünkü. Sinirli. Bir tavuk yaparım. Öf. Ama yapmıyorum. Tercih mi? Tövbeliyim. Tövbeliyim. En son uğraştığımdan beri bir daha uğraşmak istemiyorum ben. Ya bak insanları görüyorum. Mesela şu videoyu editlerken gördüm. Abi insanlar evlerinde mutlular. Ya video çekerken öyleler. Mutlular bir abi. Bir bakalım röportaj adam. Kapandıktan sonra ne yapıyor? Gerçekten Show TV izliyordur. Şaka değildir onun yaptığı. Tek olan da var evde. Of. Tek olan için zor. Çok kötü. Yarınını düşün. Biz de pissiz. Dağınız. Dağınız biraz. Rahatsız olan yok çünkü dağınıklıktan. Bu geliyor montunu kanepeye bırakıyor. Ya kapıdan girdim. Montu assana askılığa. Kanepeye kadar geliyor, kanepede çıkarıyor. Sonra montun üstünde uyuyor. Böyle bir rahatsız bu herif. Yani. Sonra kalkıyor aynı montla gidiyor. Montu giymiyor bile. Bazen 3 gün o montun üstünde yattığı oldu. Bu gerizekalının kanepeleri çalışmıyor. Ve yani çalışmama şey bir çalışmama değil yani. Kombi çalışıyor. Kombinin olduğu oda sıcak. Sonra diğer odanın hiçbirine sıcaklık gelmiyor. Ve bu salonda kombinin en uzakta olduğu nokta. Burası buz. Murat da havalansın ortalık diyerekten camı açıyor ve ben bu sırada uyuyor oluyorum. Kasım'da başladı bu olay. Zor geçti ya bu kış. Hayır. Oğlum kaynatın iyi lan. En azından sıcak. Yapma demiyor ama. Hayır bana yapma demiyor mesela. Açma demiyor. Bencil bir insanımdır. Düşünmem başka insan rahatsız olur mu o şey. Ya, ben evet hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Kalkıyorum ne o? Damla damla şey oluyor. Çiğ. Arada mısın sen? Mikrofon da önünde duruyor. Ses gidiyor mikrofon. Ya ama ya bu ofis ne zaman açılacak? Hayatın acilen düzelmesi lazım. Çünkü şu an video kalitesini görüyorsunuz zaten. Video kaliteleri buna dönmeye başladı. Kesinlikle ilk böyle şeyler gelecek, insanlar gelecek şeye. Öpeceğim insanları böyle. Kamerayı normal diyorlar burnuma sokma. Suratını yapıştıracağım böyle. Hani niye böyle ses çıkacak kamerayı lensi çektiğim zaman. Nasıl özledi? Evde sürekli sağa sola kamera tutuyor böyle. Sıkılıyor. Biraz önce Murat'ın işte hamburger videosunu çektim. Mutlu oldum lan. Kendimizi bir şekilde geliştirebiliyorduk. Bir kapandık eve. İki tane at. Bir Manor Lord oynadı bu. Adamın sesini hiç duymadım. Devam ediyor. Burada esirme alındı. Tadı kaçıyor. Aynen çok gergindi. İki gün sonra oyunu bozuluyor. İki gün sonra teknik aynen hakikaten iki gün sonra. Teknik bir arızadan dolayı oyunu bozuluyor. Kalkıyor. Yemek yiyeceğim. Acıktım. İki gündür çünkü iki lokma anca eti form falan yemiş o kadar. Özledik özledik. Çok özledik. Tamam. Özledik. Baksana ben stresli olduğumda bunu yaparım. Çok özledim. Buradan yetillere sesleniyorum. Anladım içinde. Evet karantina bilmem kaçıncı gün. Burası benim oyun odam. Yayın yaptığım odam. Şu anda da Valorant oynuyorum. Şöyle ısınmaya girdim. Bu arada bu oyuna aşırı sardım. Yeni çıktı zaten biliyorsunuzdur. Bu arada Twitch'te yayınlarını yapıyorum. İzlemek isterseniz Twitch linkim aşağıda bulabilirsiniz. Gel bakalım aşkım. Sen dünyanın en tatlı köpeğiymişsin. Dur dönme. Kuzum. Kendisi dünyanın en tatlı köpeği benim için. Çok evcil hayvan baktım ama hiç köpek bakmamıştım. Bir kere kedim olmuştu ama kedimi sahiplenmemiştim. Yani almıştım shop'tan yalan yok. Ama köpek sahiplendim şimdi sokaktan ve onun verdiği böyle ekstra bir ciddi bir mutluluk var. Hani hem doğru olanı yapmış gibi hissediyorum hem de bir canı kurtarmış gibi hissediyorum. Çünkü bulduklarında kötü bir haldeymiş bayağı. Ve ilk günkü değişiminden şu an 20. günü benle birlikte. İnanılmaz bir değişim var arada. Alışması olsun şeyi olsun. Yani karantinada değil hayatım boyunca verdiğim en doğru kararlardan biriydi herhalde. Onun dışında dans ediyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Kaşıklarımı sürekli göstermeyi çok seviyorum. En sevdiğim şeyler. Kendimle alakalı en sevdiğim özellikler. Bu ışıkları almaya karar verebilecek kadar mantıklı bir insan olmam. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz orada manyak storyler paylaşıyorum. Fotoğraflar paylaşıyorum. Çılgın ama böyle bir şey yok. Sıkıldın karantinadan. Ne yapacaksın bitince? Sokakta ilk bulduğum kişiyle taso oynayacağım ama yerlere yatıp. Kimse oynamayacak seninle taso. Ya. Kim oynasın seninle taso ya? Var bir hayalim. Sen ne yapacaksın? Onu ütmek istiyorsanız yerlerde yuvarlanıyor olacak. Onu bulursunuz artık. Ben bunu planladım. Havalar güzel olduğu için burada artık. Önce Starbucks'a gideceğim. Kahvemi alacağım. Ona çok kalabalık olacak için sahile gideceğim. Denize gireceğim. Yüzeceğim. Çıkacağım. Sonra tekrar Starbucks'a gideceğim. Kahvemi alacağım. Sonsuz bir döngü. Ve vanilyalı moka alacağım. Yani bunun hasretini çekiyorum. Memnun musun benimle karantinada olmaktan? Memnunum. Sen? Ben de memnunum. Aslında ben karantinada olmaktan memnunum. Ben hep evdeydim ya zaten. Şimdi herkes mecbur.
mecburen evde. Niye bu sana bir tatmin edersin? Çünkü herkes şey derdinde işte evde ne yapılır ki, evde çok sıkıldım falan. Ama evde çok şey yapılır aslında. Yani insanlar aslında böyle sürekli hani okula git eve gel, ondan sonra böyle geç saatlere kadar çalış, işe git eve gel falan şeklinde yaşadığı için evde ne yapacağını unuttu bence insanlar. Evet. Yani evde ne yapılıyordu ya oldu bir. Sonra böyle şey stresi de oldu. Üretim mi yapmalıyım şu an acaba? Ne yapmalıyım şu an? Bir şey yapmalıyım ben. Şu an evdeyim. Bu hayatta en çok kime ne kattı biliyor musun? Hı. Anneme. Ay evet doğru. Baksanıza. Gerçek boyda bir büyüyor. Bugs Bunny karşıladı bizi kapıda. Kocaman. Bunu gerçekten böyle keçeyle tek tek yapmış. Ve çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ay. Yani demek ki evde yapacak bir sürü şey varmış. Ve Ezgi mükemmel yemekler yaptın. Bu konuda seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. O zaman neyden mahrum kaldın? Black Widow'un premierine gidecektik mesela. Gidemedik. Bu en büyük mahrum kaldığım şeylerden biri oldu. Benim evet. Için. Senin için de öyle. Bu durum geçse de mesela yurt dışına uçuşlar ne olacak bilmediğimiz için bir premier görmemiz yıllar alabilir. Zaten Netflix'i de tükettik. Tiger King bu ara iyiydi. Netflix'te evet. İzlenecek o an. Aşk 101 izledik. Doğru. Extraction yeni çıktı. Extraction açıyorum sana. Thor'cuğumuz Chris Hemsworth. Evet. Russolar çekti onu. Endgame'i çeken Russo kardeşler çekti bu filmi de. O yüzden ben başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Popcorn yok artık. Yeter. Cips tatlı yemeyeceğiz mi? Hiçbir şey yemeyeceğiz artık. Ben yemeyeceğim. Ben bitti benim. Benim bitti artık. Ama karantina dolmanın keyfi. Evet bizce gayet güzel bir video oldu ama velakin bu videoda izlediğiniz ve daha da fazla olan bütün YouTuberlarımızın bir gün ofise gelebileceği, her şey normale döndüğü günleri özlemle anıyorum. Bence yakın zamanda olursa hatta çok güzel olur çünkü akıl sağlığımı yitirmek üzereyim. Onun için hiçbir zaman eve tıkılıp kalmayacağınız bir gelecek dileğiyle sevgili dostlarım. YouTuber Durağan'ın bir sonraki bölümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dur kapatma şey var dur. Şimdi bunun raconu şey gerekiyor. Kanala abone olup beğeni atıp bir şeyler yapıyoruz, takılıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Tamam hadi görüşürüz. Kapat. Kapat Şahin.